Tanım demişiz. Tanımımızı okuyalım. A ve B boştan farklı iki küme olsun. A'nın her elemanı B'nin yalnız bir elemanıyla eşleşen F bağıntısına A'dan B'ye bir fonksiyon diyor. Ne diyor? A'nın her elemanı B'nin yalnız bir elemanına. A'nın her elemanı B'nin yalnız bir elemanına. Eşleşen A'dan B'ye bir fonksiyon denir. F A'dan B'ye ile gösterilir. <laughs> Buradan not olarak şunu yazmışız. A kümesinin arkadaşlar boşta eleman olmamalı. Şimdi şunu söyleyelim. Burada burası bizim tanım kümemiz. Burası bizim değer kümemiz. Buradan eleman alıp gideceğiz. A kümesinde boşta eleman kalmayacak şekilde A, X'e gitsin. B kime gitsin? K'ya gitsin. C'de Y'ye gitsin. Ne oldu? X, Y ve K ile mi işleşti? Işte? O zaman X... Y ve K bizim arkadaşlar görüntü kümemiz olur. Bunlar bizim görüntü kümemiz. Kim? X, Y, K. Tanım kümemiz, değer kümemiz. A kümesi de boşta eleman kaldı mı? Hayır. B kümesi de boşta eleman kalabilir mi? Kalabilir B kümesinde arkadaşlar. Ne dedik? A kümesi de boşta eleman olmamalı. Hemen öbür sayfaya geçelim. Biraz daha bunu açalım. <laughs> Şimdi ne dedik? Tanım kümemiz burası. Değer kümemiz burası arkadaşlar. Biz burayı çocuklar diye alabiliriz. Yani tanım kümesini çocuklar diye alabiliriz. Daha iyi öğrenmek açısından. Değer kümesini de kadınlar olarak alabiliriz. Kadınlar diye alalım. Şimdi her çocuğun nesi olmak zorunda? Annesi olmak zorunda. O zaman n'nin annesi kim olsun? 3. Mesela senin annesi 7 olsun. Menin annesi kim olsun? 4. Burada 3, 4 ve 7 anne oluğu yani 3, 4, 7 neydi? Görüntü kümemiz. Görünen şey yani eşleşen görüntü kümesidir. Ve buna da anne diyoruz. Ok mu? Ok. Bunlar neydi? 3, 4, 7, 11 ve 13 kadınlardı. Her kadın anne olmak zorunda mı? Hayır. Ama her çocuğun kesinlikle annesi olmak zorunda. Ok mu ok. Neymiş tanım kümemiz? Değer kümemiz. Eşleşen değerlerde bizim neyimiz? Görüntü kümemiz. Ok mu ok. Mesela burada FADS diyor ki A elemanını F'in altına aldığın zaman yani fabrikada işlem yaptığın zaman görüntüsünü sormuş oluyor. F'a görüntü demek o da kimdir? 3, 4, 7 mi? Evet. Ok mu ok diyelim. Bunu da atalım. Gitsin şimdilik. Aşağıdaki bağıntılardan hangisi diyor? Şöyle başka bir kalem alayım. Aşağıdaki bağıntılardan hangisi fonksiyon belirtir ya da belirtmez? Hemen A kümesine bakıyorum. Boşta eleman kalmış mı? Hayır. Her biri de farklı bir elemana gitmiş. O zaman fonksiyon belirtir. Ok diyorum. Boşta eleman kalmamış. İlk şartımız o. Sonra her biri bir taneye sadece eşleşecek. Evet mi? Evet. C kümesine bakalım. 1, 2, 3. 1, B'ye gitmiş. 2, A'ya gitmiş. 3, C'ye gitmiş. Yine C kümesi de boşta eleman kalmamış. Evet mi? Evet. Her bir de farklı bir elemana gitmiş. Tamam. Sıkıntı yok. O zaman fonksiyon belirtir. Burada boşta eleman kalabilir miydi? Kalabilirdi. Çünkü her kadın anne olmak zorunda değil. Buraya bakalım. N, S, M kümesine baktım. Bütün elemanlar yani eşleşmiş. Fakat S kümesi, S elemanı hem R'ye gitmiş hem M'ye gitmiş. Yani S kim olsun? S harfinde bir arkadaşımız. Kim? Samet. Samet'in iki tane annesi olabilir mi? Hayır. O zaman fonksiyon belirtmez. Hiç başka bir şeye bakmıyorum. Buraya baktım hop bakarken bir kere D boşta kalmış. Yani bir çocuk annesiz olamaz. Kim? Biyolojik olarak değil mi? O zaman fonksiyon belirtmez. Tanım kümemizde boşta eleman kalmayacak değil mi? Evet at gitsin. Ne diyor? F A'dan B'ye F x eşittir işte 2 x eksi 1. Ve A kümesi 0 1 2'miş. Hemen onu çizelim. Şöyle bir tane daha küme alalım. Burada diyor ki A kümesinden B kümesine bir fonksiyon varmış. O fonksiyonun görevi neymiş? Hemen yazalım o fonksiyonun görevi. Elemanı 2 ile çarpıp 1 çıkartıyormuş. Başka bir şey değil. Yani fabrika gibi düşünebilirsiniz. Elemanlarımızı yazalım. 0, 1, 2. Burada kimmiş? Eksi 1, 0, 1, 2, 3 ve 4. Öyle mi? Evet. Ne yazdık? Değer kümemizi yazdık. Şimdi benden ne istiyor? Görüntü kümesini. Hemen şöyle yapalım. Kırmızıyla. Fonksiyonu buradaki bir elemanı ne yapıyorum? Fabrikanın içine koyuyorum. Fabrikamız görevi neymiş? Bu. Yani 2 ile çarpıp 1 çıkartmak. 0 aldım. 2 ile 0'ı çarptım. Eksi 1 ekledim. Ne oldu? 0 eksi 1. O zaman 0 nereye gidiyor? Eksi 1'e gidiyor. Şu kalem düzgün yazmıyor sanırım. Şuna gelelim. Bakalım bu yazıyor mu? Tamam. 0 nereye gidiyormuş? Eksi 1'e. Öyle mi? Evet. 1'e bakalım. 1'i aldım. İçine koydum. Fabrikanın içine koydum. F 1. Ne yaptı? 2 çarpı 1 eksi 1. Ne oldu? 2 kere 1. 2. 1'i çıkarttım. 1. F1 nereye gidiyormuş? 1'e. Neredesin 1? Aha da 1'e mi gitti? Evet. 2'ye bakalım. 2 fabrikaya nasıl giriyor? Hop. 2 olarak girdi. Ama neyle? 2 ile çarpılıp 1'den çıkartıldı. 4. 3 mü? Evet. 2 de nereye gidiyormuş? 3'e. Buradaki eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 kadınlar. Ama bulduğumuz elemanlar kim? Eksi 1, 1 ve 3. Bizim neyimiz? Görüntü kümemiz. Yani F A'mız da bir tarafta. Öyle mi? Öyle. Anlaştık mı? Süper. Devam edelim. <laughs> Burada ne diyor? F A'dan B'ye bir fonksiyon olmak üzere F 2x artı 1 için görüntü kümesini bulunuz. Az öncekinin aynısı. O zaman 2 ile çarp. 2 kere 2'nin 4. Bir daha 5. Ne oldu? 5. 3'ü yerine yazalım. 2 kere 3'ün 6. Bir daha 7 mi? Süper. 5, 4'ü yerine yazalım. 2 çarpı 4. 8. Bir daha 9. Benim görüntü kümem ne oldu? 5, 7, 9. Neredesin? 2, 5'e gidiyormuş. 3, 7'ye gidiyormuş. 4 kime gidiyor? 9'a mı? Evet. Ok mu? Ok. Ne oldu? 5, 7, 9. Anne yani görüntü. 5, 7, 8, 9, 15'te kadınlar. Ok mu ok? 2, 3, 4 kim? Çocuklar. Yani bizim tanım kümemiz. Evet mi? Evet. Devam ki diyelim. <laughs> F, A, şey, F A'dan R'ye olmak üzere şöyle bir fonksiyonu varmış. A'dan R. Ye. A kümesi, R kümesi, F A fonksiyonumuz. F x, Neymiş? Karesini alıp 3 ekliyormuş. Öyle mi? Evet. Tamam. A kümemizi yazalım. A kümemiz neymiş? Eksi 1, 0, 1, 2. Benden istediği F'a yani görüntü kümesini istiyor. Buradaki elemanlar tüm reel sayılar var ama görüntüsünü istediği için. Eksi 1'i yerine yazıyorum. Eksi 1'in karesi artı 3. Ne yaptı? Eksi 1'in karesi. 1, 3 daha 4. Hemen 4'ü yazıyorum. Eksi 1'i. 4 ile eşleşiyorum. Ok mu ok. 0 yazalım. 0'ın karesi artı 3. Ne yaptı? 3 mü? 0 nereye gidiyormuş? Buradaki bir 3 elemanına gidiyormuş. Şöyle biraz daha büyük yazalım. <laughs> 1'i yazalım. 1'in karesi 1 artı 3 daha ne yaptı? 4 mü? Evet. Aa 1 de nereye gidiyormuş? 4'e gidiyormuş. Tamam. Problem yok. 2'ye bakalım. 2'nin karesi 4 artı 3 daha ne yaptı? 7. 2'de nereye gidiyormuş? 7. Burada tüm reel sayılar var ama görüntümüz ne? 4 3 7 mi? Evet. 4 3 7. Öğretmenim, bir dakika, 1 nereye gitti? şey gitti. 2 de 7'ye gitti. Buradaki görüntümüz ne? 4 3 ve 7. Öğretmenim hem 1 hem eksi -1 4'e gitmiş. Gidebilir mi? Gidebilir. -1'in de 1'in de yani bu arkadaşımızın ismi Ali, bu arkadaşımızın ismi Ahmet olsun. Hem Ali'nin hem Ahmet'in annesi kim? Bu arkadaş mı? Evet. Yani bunlar kardeş. Olabilir mi? Olur. Buradaki tanım kümesindeki bir eleman yani çocukların annesi bir kişi de olabilir. Bir kişi, iki kardeş, üç kardeş de olabilir dedik. Attım gitti. Bu da anlaşıldı sanırım. Ki basit zaten. Evet bir de böyle gelebilir. Ne diyor? A'dan Bey'e tanımlı bağıntılardan hangileri fonksiyondur diyor. Bakalım. Öncelikle kümemizi yazalım. Tanım kümemizi 0, 1, 2. 0, 1, 2'ye bakacağız. Boşta olmayacak. 0, 1, 2. Ok mu ok? Birer kere mi kullanılmış? Tamam. Nereye gittiğini çok önemi yok. Fonksiyon belirtir mi? Belirtir. Tamam. 0, 1, 2. Kullanılmış mı? Kullanılmış. Hatta şöyle olmuş. 0, 1, 2. Hepsi de x'e gitmiş. Yani burada 3'ünün de annesi x mi? Tamam. O zaman fonksiyon belirtir mi? Belirtir. 0 1 2 kullanılmış mı kullanılmış tamam. Fonksiyon belirtir. Buraya bakıyorum 0 1 1. Bir kere 2 kullanılmış. Kullanılmamış. Üstüne de utanmadan biri ne yapmış? 1 hem y'ye gitmiş hem k'ya. Yani bir kişinin iki annesi olamaz zaten fonksiyon belirtmez. 2 bir kere kullanılmamış ekstra. 0 1 2 kullanılmış. Üstüne ekstra bir 2 kullanılmış. Yani Şöyle görsel olarak gösterelim Venn şemasında. 0 1 2. Burada x varmış, kim var? y, z, k vardı değil mi? B kümemizi yazdık. Diyor ki 0 x'e gidiyor. Tamam, problem yok. 1 nereye gidiyor? z gidiyor. Gitsin. 2 nereye gitmiş? k'ya gitmiş. Buraya kadar problem yok. Ama 2 bir de utanmadan üstüne nereye gitmiş? y'ye. Yani 2'nin 2 iki tane annesi olamaz. O zaman ne diyorum? fonksiyon belirtmez. Ok mu ok. At gitsin. Bir de bu şekilde sorulabilir. Nasıl yukarıdaki verilen ifadelerden hangileri fonksiyon belirtir ya da belirtmez? Bakalım reel sayılardan reel sayılara. Hemen arkadaşlar bu tarz sorular verirse lütfen paydasına bakın. Ve paydasındaki elemanı sıfır yapan değere bakıyorsunuz. Burada sıfır yapan değeri Eksi 5. Peki eksi 5 reel sayılarda mı? Reel sayılarda. E, eksi 5 verdiğim zaman ne yapıyor? Tanımsız. O zaman fonksiyon belirtmez. Buradaki elemanı yakalıyorsun. Bakıyorsun tanım kümende var mı? Var. O zaman fonksiyon belirtmez. Çünkü eksi 5 verince tanımsız yaptı. Geldik ikinciye. Öğretmenim aynı şekilde paydasına baktım. X artı 5 0 yani x eşittir eksi 5. Ama eksi 5 burası ne? Doğal sayılar. Eksi 5 doğal sayılarda yok ki. Yani ben buraya hiçbir zaman eksi 5 vermeyeceğim zaten. O zaman hiçbir zaman tanımsız olmayacak. Vereceğim her doğal sayı değeri için bir reel sayıya karşılık gelir. O zaman fonksiyon belirtir. Ok mu? Süper. Aynı şekilde buraya baktım. Doğal sayılarda nereye gitmiş? Reel sayılara. Var mı karşılığı? Var. Bu da aynı. Aynı şeyi yazmışız sanırım. Tam sayı olacak da bu. Değil mi? Tam sayı diyelim şuna. Hatta şöyle diyelim. Tam sayılarda diyelim. Gelelim şunu yapalım. Tam sayılardaysa madem. Yine eşitledim. Eksi 5. Öğretmenim eksi 5 tam sayılarda var mı? Var. O zaman bu da fonksiyon belirtmesi. Çünkü aynı şeyi yazmış oluruz. Evet mi? Evet. O zaman kim sağladı sadece? 2 mi? Tamam. Yapıştır. Geç. Şimdi bunlar bitti arkadaşlar. Fonksiyonlarla biraz işlem yapalım fx eşittir 3x eksi 2 ise f3'ü soruyor bana. Yani diyor fonksiyonda x yerine ne yazmanı istiyor? 3. O zaman x yerine 3 yaz. 3 kere 3'ün 9. 2 çıkarttım 7. F3 değerimiz neymiş? 7. İkincisine bakalım. x kare eksi 2x artı 1 ise f2'yi soruyor. Hemen baktım. Burada x yazıyor. Burada 2. Yani x yerine 2 gelmesini istiyor. O zaman 2'nin karesi eksi 2 çarpı 2 Artı 1. Ne yaptı? 4 eksi 4 artı 1. Bu arkadaş bunu götürdü. F2 değerim neymiş? 1 mi? Evet. Tabii böyle sormaz. Gelelim burada ne diyor? Fx yani burayı arkadaşlar aslında mantığı şu. Burada ne yazıyorsa olduğu gibi buraya işliyorsun. Yani diyor ki x burada ne karnında ne yazıyor? Eksi 1. Buradakini buraya direkt eşit diyorsun. X yerine eksi 1 yaz diyorsun. Kendinle konuş. O zaman X gördüğümüz her yere eksi 1 yazalım. Eksi 1'in karesi artı 5 çarpı eksi 1 artı 6. Eksi 1'in karesi 1. 5 çarpı eksi 1'den eksi 5 artı 6. 6 birden 7 5'ten çıkart 2 mi? Evet. Tamam mı? Tamam. Bu arkadaşa bakalım. X yerine ne gelmiş 2. X eşittir 2 yaz. Yani buranın içini olduğu gibi buraya eşitle. Ne yazıyorsa artık. X küp ha 2 yazacağız. X küp yerine 2'nin küpü eksi 2 çarpı 2'nin karesi artı 8. Ne oldu? 8 eksi 2'nin karesi 4 eksi 8 artı 8. Bu arkadaş bunu götürdü. Cevabımız nedir? F2'miz yani 8 mi? Aferin bize. Bunu da at gitsin. Evet gelelim şimdi bunlara. Bak ne dedik güzel arkadaşım? Sakın gidip burada x yerine 3 yazmıyorsun. Ne yazıyorsun? x eksi 2 olduğu gibi 3'e eşitliyorsun. x eşittir ne yazacaksın? 5 yazacaksın. Hadi bakalım öyle mi gerçekten? X yerine 5 yazdım. 5'ten 2 çıkarttım. F3. Aha 3 mü? 3. O zaman doğru yoldayız. X yerine ne yazarak? 5 yazarak. 2 çarpı 5 artı 10. Ne yaptı? 10, 10 daha. 20 mi? Evet. Sakın gidip burada gördüğün değeri hemen rastgele buraya yazmıyorsun. Ne dedik? Bunun içini direkt buna işliyorsun. Tamam mı? Tamam. O zaman bunu sen yap. Ne yapıyorsun? X eksi 1'i 2'ye diyorsun. Ne oldu? X eşittir 3. Yaz. X gördüğün yere 3 yaz. Yazalım. F 3 eksi 1 eşittir. 3 çarpı. X'e ne yazıyorum? 3 artı 4. Bakalım doğru mu? 3'ten 1'i çıkart. F 2. Kafanı kaldır. Bak burada 2 mi yazıyor? Tamam o zaman doğru yoldasın. 3 kere 3'ün 9 4 daha. 13 mi? 13. Durun at gitsin. Aynı işlemi burada da yapıyoruz. Ne diyor? 2x artı 1'i. Güzel arkadaşım. 2x artı 1'i kime eşit diyorsun? Eksi 3'e. Hemen bu arkadaşı bu tarafa at. 2x eşittir. Eksi 4. Her tarafı 2'ye böldün. X yerine ne diyor yaz? Eksi 2 yazacaksın. X yerine eksi 2 yazalım. Bakalım ne gelecek? 2 çarpı x yerine eksi 2 yazdım artı 1 eşittir 3 çarpı x yerine yazıyordum eksi 2'nin karesi eksi 4 çarpı eksi 2 artı 5. Şimdi işlemimizin doğru olup olmadığına bakalım. 2 çarpı 2 eksi 4 bir daha eksi 3 kafayı kaldır yukarı bak a f eksi 3'ü istiyordu tamam o zaman x yerine neymiş gerçekten eksi 2 yazıyorum. Eksi 2'nin karesi 4. 3 çarpı 4'ten 12. Eksi eksi ne yaptı? Artı 4 kere 2'den 8. Artı kimsin? 5. Ne yaptı? 18, 20, 25 mi? Evet. Ok mu? Ok. Öğrendin. Tık ne yapıyorsun? Durdurup bunu kendin çözüyorsun. 3x eksi 1 eşittir 5 yazıyorsun öncelikle. 3x eksi 1'i o tarafa attın. 6 eşit her tarafı 3'e böldün. X eşittir 2 yaz. X gördüğün yeri ne yazıyorsun? 2. Hemencecik F 3 çarpı X yerine ne yazıyorsun? 2 eksi 1 eşittir. Neymiş? X yerine 2 yazıyorsun. 2'nin karesi artı 3 çarpı 2 eksi 7. 3 çarpı 2 6 1 çıkart. F 5 mi? Aha da öğretmenim. Gerçekten de ben F 5 yazıyorum. Demek ki x eşittir 2 yazmakta haklıyım. 2'nin karesi ne oldu? 4 artı 6 eksi 7. 10'dan 7'yi çıkart 3. F5 değerimiz neymiş? 3 mü? Evet. Tabi bunları sorar mı? Hayır. Diyelim. Bakalım bize ne soracakmış. Hah. Mesela der ki fx eşittir. Şöyle bir şey. Ve fm artı 1 nedir diyor. Yine aynı şekilde bak. Fonksiyon içinde ne var? x x'i yazıyorsun. Fonksiyon içinde ne var? m artı 1. Bir. Hah. Birbirine işte. x ne yazıyor? m artı 1 yaz. Oldu mu? Oldu. E yazalım. f x gördüğüm yere ne yazıyorum? m artı 1. Aha da gerçekten m artı 1 yazıyorum. x ne yazıyorum? m artı 1 artı 4'ümü de yazdım. Demek ki m artı 1 neymiş? m artı 5'e eşitmiş. Evet mi? Evet. Aynı şey burada da geçerli. Bak x eşittir. içinde ne yazıyor burada? A eksi 1. X yerine A eksi 1 yaz diyor. Tamam mı? Tamam. Yazalım. F. X yerine ne yazıyorum? A eksi 1. E mübarek burada da x yerine ne yaz? A eksi 1. Şöyle lütfen parantez içinde yazın. Yoksa hata yapıyorsunuz. Eksi 1. ne yaptım. Dağıttım. 2 A dağıttım. Eksi 2 a eksi 2 eksi 1. Yani 2 a eksi 3'e eşitmiş. Kim? F a eksi 1'i. Tamam mı? Tamam. O zaman devam ki. Bir de bunlar var. Burada lütfen dikkatini top, topla. Buraya bak. Burada ne yazıyor? X eksi 1. Burada içinde ne yazıyor? X artı 1. Şey 2. Değil mi? Şimdi sakın x'ler birbirini götürdü Eksi 1, 2 dersen zaten büyük bir hata yaparsın. Ne yapacaksın güzel arkadaşım? Sanki bu arkadaş farklı bir x'miş gibi düşünüyorsun. Bunu yalnız bırakıyorsun. İlk yazdığını yalnız bırakıyorsun. Ve diyorsun ki bu farklı olan x'i eksi 1'i o tarafa attı. x yerine ne yazmam gerekiyormuş? x artı 3 yaz. Oldu mu? Evet. Şimdi x gördüğün yere bu fonksiyonda ne yazacaksın? X artı 3. Hadi yazalım. F <laughs> X yerine ne yazıyorum? X artı 3. Eksi birisini de yazalım. Eşittir. X yerine ne yazıyoruz? X artı 3'ün karesi artı 3 çarpı X artı 3. Eksi 1. Şimdi düzenleyelim. Burası ne yaptı? Artı 2. F X artı 2. Zaten benden fx artı 2 istemiyor muydu? Tamam. O zaman burayı düzenleyelim. Birincinin karesi 1 ile ikincinin 2 iki katı 6x. 3'ün karesi 9. Dağıt 3x artı 9 eksi 1. Düzenleyelim. X kare 6x burada. 3x de burada. 9x yaptı. 9, 9, 18, 1'i çıkart. 17 mi? Aferin bize. Bir sonraki soruya geçelim. Burayı da anladın. Şimdi bunu sen yapmaya çalış. Süper buldun mu? Aferin. Ne yapıyorum? Bunu olduğu gibi yazıp diğer arkadaşı eşliyorum. F'in içindeki değeri, diğer F'in içindeki değeri eşitliyorum. Ama bu farklı xmiş gibi düşünüp ve bunu yalnız bırakıyorum. Hadi yapalım. Attım o tarafa. 2x. Şöyle. Biri atarsam o tarafa çıkarttığım zaman x artı 2 yapıyor. Yani x gördüğüm yere böldüm x artı 2 bölü 2 yaz diyor. Tamam mı? Tamam. Şimdi biz de yazalım. Şöyle hatta kırmızıyla yazalım. F x gördüğüm yere yani 2 çarpı ne yazacağım? x artı 2 bölü 2 artı 1 eşittir. 3 çarpı x gördüğüm yere ne yazacağım? x artı 2 bölü 2 eksi 4. Şurayı düzenleyelim. Bak bu arkadaş bunu götürdü. Ne oldu? x artı 2 bir daha ne yaptı? x artı 3. Kafayı kaldır. Burası buraya eşit mi? Tamam o zaman doğru yoldasın. Eşittir dağıt bunu. 3x artı 6 bölü 2 eksi 4. Burayı da son defa düzenleyelim bitirelim. 2 ile bunu çarptım. Eksi 8 artı 6 daha ne yaptı? Eksi 2 bölü 2 misin? Tamam. Ya da paydaya 1 yazar. Ne yaparsın? İşlem yaparsın. Evet mi? Evet. At gitsin. Şimdi arkadaşlar bunlar da bulmak biraz daha problem olabilir. Ne diyorum? X kare artı 3x kime eşit? 5'e eşit. Deyip şunu yapamam. X kare artı 3x Eksi 5 eşittir 0 derim. Denklem bulurum. Acaba x yerine ne yazarım falanla uğraşırım. Ha böyle biraz karmaşık verirse soru tipi şu şekilde yapacaksın. Burada x kare artı 3x var ya. Burada da onu yakalamaya çalışacaksın. Şimdi ne? 2 parantezine alsam. x kare artı 3x yazabilir miyim? Yazabilirim. 2x kare artı 6x artı 4'ü de varmış. Yani şu fx kare artı 3x eşitmiş kime? 2 çarpı x kare artı 3x artı 4. Sana diyor ki x kare artı 3x gördüğün yere 5 yaz. E gel buraya 5 yaz. F5. Ne yazdın x kare artı 3x yerine? 5. Eşittir 2 çarpı x kare artı 3x yerine ne yazacaksın? 5. Artı kim? 4. Ne oldu? 10, 10, 4. Evet mi? Evet. Yani her seferinde diğerini yapmak zorunda değilsi ki burada yapmak çok zor. Öyle mi? Evet. Yapıştır, geç. Öğrendin artık bunu da. Aynı mantık burada da var. Ne diyor? X eksi 1 bölü x falan filan tırın tırın olarak veriyor. Buna göre f4 kaçtır? Gidip bunu 4'e eşitlersen şu şekilde. Buradan eksi yalnız çekmeye çalışsan hapı yutarsın. O zaman ne yapalım biliyor musun? Şu arkadaşın bir karesini alalım. X kare bir ikinci çarpımın iki katı. Bu arkadaş bunu götürdü iki katı. Eksi iki artı bir bölü x kare eşit. Her iki tarafın karesini aldığım için ne oldu? 16 mı? Evet. X kare artı bir bölü x kare eşittir. On yazarım. Değil mi? Şimdi ben ne diyorum? Ee, dur bakalım. Şurayı nasıl ha şurayı nasıl yazarım? Öncelikle şura dursun. Şurayı nasıl yazarım? Burası aslında x eksi 1 bölü x'in karesi değil mi? Ee, x eksi 1 bölü x'in karesi. Bunu bir açalım. x kare artı 1 bölü x'in karesi. 1 ile 2'nin çarpımı. Eksi 2. Burayı sadece aldım. Artı 7 çıkması için ne yapıyorum? Buraya 9 ekliyor. Öyle mi? Evet. O zaman ne yazacağız? Bu arkadaşı x kare eksi 1 bölü x yazdıktan sonra artı kaç yazacağız? 9. Tamam mı? Tamam. Artık şu kısmı unut. Yani x eksi 1 bölü x'in karesi artı 9 yazınca ne gelecek? Burası mı? Süper. Bu da kime eşit Şöyle yazalım. x eksi 1 bölü x. Tamam mı? Tamam. Şimdi ne yapıyorum? Dedim ki x eksi 1 bölü x gördüğüm yere 4 yazıyorum. E yaz 4. Oldu mu oldu? Bunu gördüğüm yere ne yazıyorum? 4. Ne yaptı? Karesi 16 artı 9. Ne çıktı? 25. Bak ne çıkmıştı? 18. 7 eklersem yine ne çıkıyor? 25 mi? Evet. Buradan daha güzel olur aslında. Evet. <laughs> Yine sayılardaki şifreyi görmeye çalış. Diyor ki uygun koşullarda tanımlı. Şöyle bir fonksiyon olduğuna göre f8'i soruyor. Bak burada x artı 2 bölü x artı 3 varken burada ne var? x artı 3 bölü x artı 2. Yani ters mi çevirmiş? Evet. Öğretmenim buraya x artı 2 bölü x artı 3 gördüğüm yere 8 yazarsam bu da tam tersi ne olur? 1 bölü 8. Evet mi? Evet. Hiç uğraşma. At gitsin. Tamam dedik. Evet arkadaşlar fonksiyonlarda 4 işleme geldik. Daha önce ÖSYM birkaç sorusunu buradan sordu. Bilelim zaten basittir. F A'dan R ye ve G de B'den R'ye iki fonksiyon iken şöyle yazılışlarını soruyor. Buradan X'i sanki dağıtıyormuşum gibi F X dikkat et yazılışlara. Gx şeklinde yazabilirim. İkinciyi de yine aynı şekilde Fx X. Arada eksi işareti varsa eksi yazarım. Üçüncüsüne gelelim. Aynen şu şekilde dağıtabilirim. Yani fx çarpı gx şeklinde yazabilirim. Burada da fx bölü gx şeklinde yazabilirim. Tabi gx ne olmak zorunda? Sıfırdan farklı olmak zorunda. Peki bunu nasıl yazacağız? Burada c arkadaşlar eleman sabit bir sayı. Eleman r diyeceğiz. O zaman C çarpı fx şeklinde yazarım burayı da. Şöyle hatta yazdım. Mutlak fx'i de arkadaşlar burası mutlak fx. Bunu da mutlak fx şeklinde yazabilirim. Ok mu? Ok. Yapıştır. Geç. Şimdi bunlarla ilgili bir iki tane soru çözelim. Diyor ki neymiş? F artı g x. E yaz f artı g nedir? F x artı g x'i senden istiyor. F x artı g x'i topla. x kare. Burada x kareli bir şey yok. Aynı dereceli terimleri birbirine diyor. Topluyorsun. Ne kaldı? Burada 2 x. 4'ten eksi 3'ü topladı. Ne yaptı? 3 mü? Evet. F x artı g x'imiz buymuş. 2 fx x eksi g x'i soruyor. Hemen onu da yazalım. 2 f x eksi g x'i soruyor. Hemen ne yapıyorum? fx fonksiyonunu 2 ile çarpıyorum. 2 ile çarptım. 2 x kare eksi 2. Eksi g fonksiyonunu direkt yazdım. 2 x artı 4. Dağıt buraya 2 x kare eksi 2. Eksi 2 x eksi 4 mü? Tamam. Şimdi düzenle. 2 x kare Eksi 2x vardı. Eksi 2 ile eksi 4'ün toplamı da ne yaptı? Eksi 6 mı? Tamam. Bir de çarp diyor. Yani burası ne? fx çarpı gx şeklinde ne yapabilirmişim? Yazabilirmişim. E bu zaten ne diyor? Hayvan gibi birbiriyle çarp. Yani x kare eksi 1 ile 2x artı 4'ü olduğu gibi çarp. Tek tek dağıtacağız. Ne yapıyorum? Bununla bunu. Sonra bununla bunu. X kare ile 2x'i çarptım. 2x küp mü? Tamam. X kare ile burayı çarptım. Artı 4x kare. Eksi 1 ile sonra eksi 1 ile bunu. Bununla bunu. Eksi 2x yaptı. Eksi 4. Tamam mı? Tamam. Düzenleyelim. Ha, tamam. Zaten en düzenli hali buymuş. ki? 60G. Evet 2018 TET'de çıkmış soruyla arkadaşlar finali yapalım. A ve B gerçel sayılar olmak üzere şöyle bir bilgi veriliyor. Biçiminde tanımlanıyor. Ve akabinde demiş ki F artı G1 F artı G2 şöyle şekilde olduğuna göre A çarpı B çarpımı kaçtır? Bakın çok yakın bir tarih 2018 TET'de sormuş. Ve bu tip soruyu 4-5 kere arkadaşlar sormuştu. Şimdi buraya düzenleyelim. Buraya öğretmenim F1 artı G1 şeklinde yazabilirim. Kimse de bana küsmez. Eşittir kimeymiş F1'i. E mübarek F1'ler gitti. Yani G1 neye eşit çıktı? E sıfıra A giderim. G1 yazarım buraya. G1. X yerine 1 yazdım. B eksi 2 eşittir 0. Aha da burası neymiş? 2 mi? Evet. g birimiz neydi? 0 eşit. Işte. B2 bulduk mu? Tamam. Ok mu? Ok. E mübarek burada yazalım. Ama önce bir de şunu açalım. Şöyle hatta onu maviyle yazalım. Tamam. Dağıt. F2 artı G2 süper. Sen de söyle. G2 mi? Tamam. G2'ler birbirini götürdü. E öğretmenim buradan da F2 kimi eşitmiş? 0'a. Değil mi? F2 gitti. 0 eşit. X yerine 2 yaz. F2 eşittir. X yerine 2 yazınca 2A eksi B. B'yi bulduk zaten. 2. Bu da kime eşitmiş? Sıfır A. Buradan 2A eşittir. 2'den A değerimizde nedir? 1. Benden ne istiyor? A. Kaçmış? 1. B kaçtı? 2. 2 çarpı 1'den ne çıktı? 2 mi? Evet. Devam edelim. Buradan da zaten bitiyor arkadaşlar. Bir sonraki derste fonksiyonlar 2'de görüşmek dileğiyle